Çay TV ekranlarından herkese merhaba. Elif Çavuş'la gündem programıyla yeni bir haftada karşınızdayız. Yeni hafta herkese sağlık getirsin öncelikle. Bugün stüdyoda konuğum Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürü Sayın Birdal Öztürk. Hoş geldiniz Birdal Bey. Çok teşekkür ediyorum. Nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Size söz vermeden önce geçtiğimiz hafta sizin de takdirinizde çok acı bir kaybımız oldu. Trabzon'un çok önemli bir değerini kaybettik. Belki de onun yetiştirdiği sporcularla Trabzon adını tüm Türkiye'ye, dünyaya duyurdu. Sevgili Özkan hocamızı kaybettik. Sizin de düşünceleriniz vardır. Öncelikle onunla ilgili düşüncelerinizi almak istedim. Öncelikle Özkan hocam Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabırlar diliyorum. Spor camiamızın başı sağ olsun. Özkan Sümer hocamız sadece Trabzon'un değil, belki de ülkemizin, belki de dünyada kendini geliştirmiş ve rol model olmuş bir spor adamı. Bizler de her zaman Özkan hocanın bilgi birikiminden faydalanmışızdır. Mizahi yönü de çok üstündü ve ondan sohbet etmek, bir arada olmak da çok bize gurur ve onur verirdi. Trabzon futboluna, ülke futboluna çok büyük katkıları oldu. Hem teknik adamlık, hem antrenörlük, hem başkanlık yapmak öyle herkese nasip olmaz. Bunlar önemli görevler. Futbolun gelişmesinde çok büyük önem arz etmiştir. Benim branşım futbol değil, benim branşım handbol. Uzun süre handbol oynadım. Fakat bizler de, diğer branştaki arkadaşlarımız da her zaman Özkan hocamızın bilgi birikiminden faydalanmışızdır. O sadece futbola değil, diğer spor branşlarına da rol model olmuştur. Ben onu tekrar saygıyla anıyorum. Mekanı cennet olsun. Ama tabii Özkan Hoca ölmeyecektir, yaşayacaktır. Biz gene onun mizahi sözlerini, yaptıklarını, rol model olduğu örnek davranışlarını hep yaşatacağız. Bize ışık tutacaktır diye düşünüyorum. Ruhu şad olsun. Evet, Özkan Hoca ile ilgili birçok ölümünün ardından birçok kişi onun hakkında fikirlerini beyan etti. Meclise de aslında Özkan Hoca ile ilgili çok önemli cümleler sarf edildi. Sayın CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya Atatürk'ün sözüyle "Ben sporcunun zeki, çevik, aynı zamanda ahlaklısını severim" ifadesiyle tam olarak bu ifadenin karşılığının Özkan Sümer olduğunu söylemişti. Ben bu konuyla başlamak istiyorum aslında. Bu ifade Türkiye'de birçok stattan kaldırıldı iddiasıyla Trabzonspor Divan Kurulu'nun yeniden bu ifadenin bütün statlarda yer almasını talep etmişti. Siz bu konu hakkında neler söylemek istersiniz? Yeniden bu konuyu gündeme getirelim bu şekilde. Şöyle, statlardan öyle bir şeyin kaldırılması veya spor tesislerinden kaldırılması gibi konu veya herhangi bir talimat, bir söz konusu değil. Bizim statlarımızda her zaman Atatürk'ün bu sözü sporcularımız tarafından yaşatılıyor. Ve bunun her zaman da bütün sporcuların örnek almış olduğu bir söz olarak düşünüyorum ben. Tabii son zamanlarda yeni statlarımız yapılıyor. Bu statlarımız yapılırken de birçok statlarımızı da yazıyor. Yani bunlarla ilgili belki statlardan, tabii futbol statları tamamıyla profesyonel statlar. Biz Gençlik ve Spor Bakanlığı veya Gençlik ve Spor İl Müdürü olarak yapmış olduğumuz statları biz kulüplere devrediyoruz. Ve statların bütün sorumluluk ve şeyleri kulüplerimize aittir. Kulüplerimiz istediği şekilde statlara reklam veya yazı, afiş, her şeyi kullanabiliyorlar. Diye düşünüyorum. Evet. Aynı zamanda geçtiğimiz günlerde Trabzonspor'un yeni futbol akademisinin adını da Özkan Sümer Futbol Akademisi olarak konuldu. Bununla ilgili sizin de emekleriniz var. Tabii şimdi tesisleri bakanlığımız yapıyor. Bu tesisler yeri geldi mi futbol branşına, yeri geldi mi diğer spor branşlarına hizmet etmek için yapılıyor. Akyazı Şenol Güneş Spor Kompleksi de yapıldığı dönemde
Trabzonspor'un kullanımında, işte altyapısının kullanımında, stadyum, orada açık sahalar, amatör futbol oynanmasıyla ilgili birçok tesisler yapıldı. Şanlı Güneş Spor Kompleksi bugün Türkiye'deki en büyük spor komplekslerinden bir tanesi. Yaklaşık 500 dönüm üzerinde bir araziye kurulmuş. İçerisinde kamp eğitim merkezi, gençlik ve spor müdürlüğü, amatör ve profesyonel müsabakalar olacak olduğu stadyum, stat, büyük bir 41.461 kişilik büyük bir stadyum. Ayrıyetten altında dükkanlar, curling salonu ve gene amatör futbolun veya profesyonel antrenman yapacak olduğu doğal ve sentetik çim sahalardan oluşuyor. Bunlardan bir tanesi de kamp eğitim merkeziydi. Trabzonspor'umuzun burayı kamp eğitim merkezi olarak, futbol okulu olarak Türk futboluna, Trabzon futboluna, Türk gençliğine hizmetini açması bizim için takdire şayan bir olay. Bakanlığımız da Trabzonspor'un tek şeysiz talep üzerine tesisi Trabzonspor'a tahsis etti. Trabzonspor'da ismini çok anlam taşıyan, Trabzon'da işte az önce bahsettiğimiz gibi Özkan hocamızın ismini vererek Trabzon'un bir değerinin orada isminin yaşamasına hasıl oldu. Bundan dolayı da Trabzonspor kulübünü de tebrik ediyorum, kutluyorum, başarıların devamını diliyorum. İnşallah oradan birçok Trabzon ve ülke futboluna hizmet edecek profesyonel futbolcular çıkacaktır diye düşünüyorum. Evet müdürüm, pandemi sürecindeyiz. Bütün dünyadaki bütün her şey pandemiden etkilendi. Dolayısıyla spor faaliyetleri de etkilenmiştir diye düşünüyorum. Gençlik Spor İl Müdürlüğü pandemi sürecinde nasıl etkilendi ve ne gibi önlemler alabildiniz? Sporcular nerede çalışıyorlar, antrenörler neler yapıyorlar? Biraz da bunlar hakkında konuşalım. Tabii şimdi bizim pandemi süreci bütün dünyayı ve ülkemizde etkiledi. Tabii ülkemiz pandeminin ülkemize ilk girişinden itibaren gerekli tedbirleri Sağlık Bakanlığımız, İçişleri Bakanlığımız en üst seviyede almaya çalışıyor ve almıştır da. Ve bunun içerisinde bizim Gençlik ve Spor Bakanlığımız da kendi alanımızda spor, yurt ve gençlik alanında ki tesislerimizde ve bu tesislerimizi kullanacak olan gençlerimizle ilgili alanlarda biz de gerekli tedbirleri, gerekli hijyen kurallarını, her dezenfekte kurallarını uyguladık. Gerekli uyarı lavaları, tabelaları, yön göstermeleri, dikkat yazıları her tarafa bütün tesislerimizde gerekli şeyler yapılarak bütün tesislerimizin dezenfeksiyonu sağlandı. Bununla beraber tabii hizmetlerimizde pek bir aksama açısından olmadı. Ama tabii üniversiteler kapalı olduğu için yurtlarımızda barınan öğrencilerimiz gelmedi. Spor tesislerinde pandemiden ve sokağa çıkma yasakları ve kısıtlamalardan dolayı milli eğitimin okulları kapatmasıyla da bağlantılı olarak tesislerimizdeki sporcuların daha çok hobi olarak veya altyapı çalışmaları olan sporcularımızda biraz azalma oldu. Fakat normal müsabık lisanslı faaliyetlerine birebir devam eden, olimpiyatlara hazırlanan bütün sporcularımız antrenmanlara devam etti. Bunda takım sporlarında, liglerde oynayan takımlarımız da dahil olmak üzere orada bir aksama olmadı. Bizim Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezimiz, Olimpik Havuzumuz ve Sporcu Eğitim Merkezi'ndeki sporcular fiilen antrenmanlara devam etti. Bu süre içerisinde hiçbir kısıtlamaya olmadı. Artı gençlik merkezlerimizde mesafe, hijyen ve maske kuralları olmak şartıyla gençlik merkezlerimizde çocuklarımız etkinliklerine ve faaliyetlerine ve gençlik merkezlerimize gelmeye devam etti. Yurtlarımızda öğrenciler olmasa bile şu anda misafir öğrencilerimiz, yabancı uyruklu misafir öğrencilerimiz Türkiye'de olduğu için kız ve erkek olarak Doğu Karadeniz yurdumuzda kız öğrencilerimiz, erkek Trabzon yurduna da erkek öğrencilerimiz şu anda pandeminin olduğu günden beri ülkemizdeler. Ve onların bulunduğu bölge yurtlarda da gerekli hassasiyet gösterildi ve şimdiye kadar da misafir öğrencilerin kaldığı yurtlarımızda herhangi bir sıkıntı olmadı. Erkeklerin yurdunda yaklaşık 100'e yakın yabancı öğrencimiz var. Kızlarımızda da 56'ya yakın bir kız öğrenci var. Ve bu yurtlarda herhangi bir pandemi süresince Mart'tan bu yana herhangi bir rahatsızlanma veya vakaya da rastlanmadı. Çünkü tedbirlerimizi biz üst seviyede aldık. Çocuklarımızı da ona göre yönlendirdik. Bunun dışında Sağlık Bakanlığı'na bir yurt tahsis ettik. Çalışan personelimizin gelip de bu yurtlarda kalması ve konaklaması için, çünkü sonuçta hastanede çalışıyorlardı ve evlerine gitmemeleri gerekiyordu. O şekilde Sarı Hatun yurdumuzda bunları misafir ettik. Bunun dışında yeterli mi peki yurtlar müdürüm? Hani burada Trabzon bir üst gibi oldu aynı zamanda.
dışarıdan gelenlerin de ağırlanması noktasında da yurtlar kullanıldı. Bizim yurt kapasitemiz şu anda Trabzon'da 14.500 civarında yurt kapasitemiz var. 3 tane daha yurt binası yapıyoruz. Yaklaşık 1500 daha arttırıyoruz kapasitemizi. 16.000 kapasiteli olacak Trabzon önümüzdeki eğitim öğretim yılında. Trabzon'da yurtların kullanılma oranı %27. Baktığımız zaman bu oran iyi bir oran. Yaklaşık 54 bin öğrencinin okuduğu bir ilde 15 bin yani %27'sini yurtlarda barındırıyoruz. Tabi bunların içerisinde evde kalan var, pansiyonlarda kalan var, özel yurtlarda kalan var. Özel yurt kapasitemiz de 5 bin civarında. Yani toplam baktığımız zaman Trabzon'un şu an önümüzdeki eğitim öğretim yılında yurt kapasitesi 21 bin. Yani bu iyi bir rakam baktığımız zaman Türkiye genelinde. Trabzon'un bu konuda yine yatırımlarımız var. Devam ediyor. Bunlarla ilgili çalışmalar da yapılıyor. Trabzon bu konuda örnek olabilecek olan bir il. Onun dışında tabii dışarıdan gelen, yurt dışından gelen misafirlerimizi yurtlarımızda barındırdık. Ondan dolayı da çok iyi dönütler aldık. Bizim yurtlarımız normalde otel tipi yurtlardır. Yani ranzalı yurt şeklinde değildir. Odalar hep 3 kişilik tuvaleti banyosu olan otel tipinde yurtlardır. Orada da gayet iyi bir çalışma oldu. Yaklaşık 1500'e yakın dışarıdan gelen misafirlerimizi yurtlarımızda ağırladık. Aynı zamanda yemek hizmeti de veriliyor. Tabii yemek hizmeti de veriliyor. Tabii. Yurtlardaki bakanlığımızın yurtlarda uygulamış olduğu toplam kalite ve kalite oranını yükseltmek için her türlü çalışmayı yapıyoruz. Öğrenciler ve gençler için de gerekli her türlü hizmet yurtlarımızda yapılıyor. Yani spor alanında da, gençlik alanında da, yurt alanında da Genç ve Spor Bakanlığımız son derece hassas. Bu hassasiyet üzerinde bizler de çalışmalarımızı hem tesislerin fiziki ve kullanım şartları ve onların modernizasyonu konusu olsun, hem içerisinde çocukların ve gençlerin alacak olduğu hizmet ve kalite olsun, bunlar üzerinde son zamanlarda çok ciddi çalışmalar yapıldı ve bu çalışmalardan da Trabzon şu anda yaklaşık 93 tane tesisimiz var biz bakanlık olarak Trabzon'da. Yurt, spor tesisi ve gençlik merkezi olarak şu an toplam 93 tane Trabzon'da tesisimiz var ki Trabzon bir spor şehri. Bakanlığımız da, hükümetimiz de Trabzon'a bu konuda en üst düzey yatırımı zaten gerçekleştirdiğimiz vaziyette. 2020 yılı içerisinde yaklaşık 18 tane daha yatırım yaptık. Yaklaşık 118 milyon lira civarında. Bu ciddi bir rakam Trabzon için. Bununla ilgili ayrıyetten de Spor Toto'da reklam karşılığı diğer kurumlarımızın yapmış olduğu yatırımlar var. Bunlar da nereden baksan 11 milyon 12 milyon civarında. Trabzon 2020 yılında da gerçekten spor olarak yani spor sektöründe, gençlik sektöründe, yurt sektöründe hakkı olan payı almış olarak görünüyor. Müdürüm hemen o arada bir soru sorayım. Tesisler evet 2011 olimpiyatlarından sonra Trabzon ciddi anlamda spor hizmetleri noktasında yatırım aldı ve Türkiye'de gerçekten de kapasite ve kullanım noktasında da en iyi tesislere sahip şehir diyebiliriz evet. Trabzon için. Fakat bunun kullanım noktasında yani vatandaşa ne kadar inebiliyoruz? Bu tesislerin kullanımı bazen çok tartışmaya sebebiyet verebiliyor, eleştiriler gelebiliyor basına yansıyan konulardan bir tanesi bu. Ve aynı oranda bu kadar tesis varken gerçekten de Trabzon bu noktada eşit paralel noktada sporcu yetiştirebiliyor mu? Şimdi 2011 yılında ve Karadeniz oyunları ve 2011 oyunlarında ciddi bir yatırımla spor tesisleri yapıldı. Bunların hepsi müsabık ve uluslararası organizasyonlara açık tesisler. Ki baktığımız zaman Ortahisar, Yomra ve Akçaabat üçgeninde ciddi bir spor yapılanması oldu tesis olarak. Tabii tesislerin devasa ve büyük oluşu biraz insanların bu tesisler ne olacak algısı oluşturdu. Beklenti mi yükseldi? Ha, tesislerin büyük olması bir algı oluşturdu. Yani tesisler çok büyük olunca dünya çapında tesisler bunlar. Fakat zaman içerisinde şunu gördük ki bu tesisler 2011'deki düşünceyle 2020'deki düşünce farklı olmaya başladı. Şu anda bu tesislerdeki doluluk oranı, kullanım oranı, çalışma oranı üst düzeyde. İnsanlarımızın spor tesislerini kullanmadaki alışkanlıklarındaki artışlar gittikçe hızlı bir şekilde artıyor. Mesela 2011 yılında 13 bin olan lisanslı sporcu sayısı şu anda 80 bin civarına gelmiş durumda. Kulüp sayımız 393 olmuş Trabzon'da.
Tabii bununla beraber nüfusun da artışını düşünürsek, nüfus artışı, tesislerin kullanımı, spor kültüründeki gelişme, bizler de spor kültürü gelişsin, daha çok insanlar spor yapsın, daha çok insanlar spor tesisleriyle buluşsun, daha çok insanlar spor tesisinin içerisinde bu aktivitelerde çocuklarına, kendilerine spor yaptırma şansını bulsun diye bununla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı'yla, diğer kurum ve kuruluşlarla, basının sizlerin sayesinde ciddi çalışmalar yapıyoruz. Bunlarla ilgili projeler üretiyoruz, çocukları spor tesisine getirip onlarla ilgili çalışmalar yapmaya çalışıyoruz. Bu ara spor tesislerimizde olmayan diğer branşların açılmasıyla ilgili çalışmalar yapıyoruz. İşte şehrimizde Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezi, Sporcu Eğitim Merkezi, Olimpik Havuz gibi bakanlığımızın olimpiyat yolunda başarılı spor yetişmek alanında açmış olduğu bu kapı içerisinde Trabzon burada şu anda onlara da sahip durumda ve bunların içerisinde de ciddi sporcularımız ve sporcu havuzumuz oluştu. Bunun yanında şu anda 8 tane sporcumuz olimpiyat yolunda, bir sporcumuz kota almış durumda. 8 sporcumuz kota almak üzere. Yanılmıyorsam Trabzon'da bu şekilde ilk defa olimpiyatlara belki de 8 sporcuyla katılma şansını bulacak ki en son olimpiyatlara biz sadece boks ve judoda sporcu göndermiştik. Şimdi onun yanına atletizm de eklendi. Ve diğer branşlar da yavaş yavaş ön plana çıkmaya başlıyor. Bunun yanında şehrimizde mesela curling, hiç şehrimizde yapılmayan bir spor branşıydı. Curling sporunu açtık. Onda da şu anda birincilikte ve ikincide takımımız var ve onunla ilgili de tohumda milli spor, tohum sporcularımız var. Bunun yanında spor tırmanışı, Yomra'da Türkiye'nin en büyük spor tırmanışını yaptık. Duvarını yaptık. Orada da şimdi hem sporcu eğitim merkezi açıldı, hem onunla beraber orada da olimpik sporcular yetişecek. Bunun yanında havuzumuz var. Türkiye'nin en büyük havuzu, atlama kuleli, 5 metre derinliğinde tam bir olimpik havuz. Atlama kulesinden yapıldığından beri hiçbir bunlara ilgili çalışmalar başlatmıştık. Şimdi yavaş yavaş onun da oluşmaya başladı. Şimdi senkronize atlama branşını da başlattık. Yani Trabzon'da yaklaşık 60'a yakın federasyon var. Bu sporlarla çıktığımız zaman, bunun içerisinde curling'i tarafımıza çektiğimiz takdirde nereden baksan biz yaklaşık 59 tane spor branşını fiilen Trabzon'da yerine getirmeye çalışıyoruz. Bireysel antrenman salonlarımız yoktu. Bireysel sporcularımız işte antrenman yapamıyordu vesaire gibi hep sezlenişler olurdu. Basına gelirdi işte çalışma yerimiz yok falan filan. Şimdi bireysel antrenmanlar için de çok ciddi bireysel antrenman salonları oluşturduk. O salonlarımızı iyileştirdik. Şimdi Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızın destekleriyle beraber tesislere ulaşımla ilgili bir çalışma yapıyoruz. Ayrıyeten Trabzon'da bir sporcu performans merkezi Büyükşehir Belediye'miz yapıyor. Bakanlığımız, üniversite ve belediye koordinasyonunda. Bu çok iyi, çok önemli bir çalışma. Trabzon spor şehri, Trabzon için ileride daha başarılı, daha olimpik, daha müsabık sporcu yetişmek için bu performans merkezi çok önemli olacak. 6 ay içerisinde Büyükşehir Belediye Başkanımız bunu bitirmeyi planlıyor. Bitirdiği zaman o da Trabzon'a çok ayrı bir renk katacak, çok farklılık katacak. Tabi bunun yanında spor turizmi, bunun gelişmesiyle ilgili fiziki coğrafyamız, tabiatımız, ilçelerimizdeki doğa harikası yerlerimiz de spor turizmi için çok önemli. Biz de bunların ilgili işte kayak olsun, hava sporları olsun, trekking olsun, bunlarla ilgili gerekli çalışma ve gerekli şeyleri de üniversiteyle beraber Büyükşehir Belediyesi ile yapıyoruz. İnanıyorum ki Trabzon 2020-11-20 arasında 9 yıllık süreçte bu tesislerin kullanması ile ilgili ciddi çalışmalar yaptı. Ama bundan sonra üzerine koyarak hem ülke hem hükümet hem bakanlık politikası ile beraber hem de şehrimizin spor politikası ile beraber şehrimizi yönetenlerle beraber daha iyi projeler, daha iyi aktif şeyler yapmaya çalışacağız. Daha iyi olacak diye düşünüyorum. Trabzon bir spor şehri. İnsanımız sporu, yaşamın içerisindeki aktiviteleri çok seven bir şehir. Rekabetçi bir şehiriz. İşte Trabzonspor'dan gördüğünüz gibi bazen takımların inişleri ve çıkışları olur. Biz hiçbir zaman inişleri kabul etmeyiz. Hep çıkış halinde olan bir şehiriz. Biz de bu şehrin duygularına göre hareket etmeye çalışıyoruz ve şehrimizi yukarı taşımak için elimizden gelen çalışmaları yapıyoruz. Evet, bu altyapıyla belki de Trabzon daha büyük organizasyonlara da ev sahipliği yapabilir, değil mi? Şimdi bu şekilde bir beklenti var Trabzon'un. İhtiyacı var daha doğrusu. Şimdi bu tesisler sadece bizim kullanımımız için olan tesisler değil. Bu tesislerin uluslararası organizasyonlar yapacak, evet, kabiliyette sahip tesisler. Hı hı. Bunlar aslında ülkemizin
ülkemizin değerlerinin, büyüklerinin yapmış olduğu hem siyasilerin, hem bürokratların, hem hükümetimizi yönetenlerin, Sayın Cumhurbaşkanımızın ülkemize kazandırmış olduğu çok önemli miraslar bunlar. Bu miraslar burada yaşayacaklar. Yani bir yolla cimnastik salonu, atletizm söğütü sahası, beşiği tenis kortları, atış poligonu, Mehmet Akif Ersoy yüzme havuzu, Harigül spor salonu. Bunlar hepsi ülkemizin mirası artık. Bunlar devasa büyük tesisler. Evet. Biz o yüzden bu de büyük organizasyonları Trabzon'a çekebilmek için de bu tesislerin kullanımı noktasında evet. da emeğe ihtiyaç var. Burada federasyonlarımıza da ihtiyaç var. Ama tabii bu ara 2011'den sonra uluslararası organizasyonlar yaptık. Dünya Handbol Okullarası Dünya Şampiyonası'nı yaptık, cimnastiği yaptık, işitme engelliler, atletizm şampiyonası'nı yaptık. Şimdi gene ülkemizde iki tane daha organizasyon var. Bu pandemi olmasaydı okul sporlarında atletizm dünya şampiyonası, işitme engelliler federasyonu, dünya güreş şampiyonası Türkiye'de yapılacaktı ve Trabzon'da yapılacaktı. Antalya'da da bir olimpiyat, yaz olimpiyatları mıydı? Mersin'de yapıldı. Mersin'de onlar Akdeniz evet. oyunları yapıldı. Tamam. Şimdi bizim buradaki iki tane oyunumuz pandemiden dolayı tarihleri ileri atıldı. Hı hı. Yani önümüzdeki 2021 yılı içinde pandemi normalleştiği takdirde ilimizde iki tane büyük uluslararası organizasyon gene yapılacak. Ve her yıl ilimizde aslında bir uluslararası organizasyon yapılacak tesis ve imkana sahibiz. Ve bunu yaparken de Trabzon şehri olarak da her alanındaki bütün kamu ve kuruluşları ve bütün bireyle beraber de organizasyon yapılacak bir kabiliyete ve tecrübeye sahibiz. O yüzden şehrimiz her zaman uluslararası organizasyonlara açık bir şehirdir. Evet, konuşmanızda olimpiyatlara 8 oyuncu göndereceğimizi evet. söylediniz. Hemen orayı ben sorayım, netleştireyim çünkü 2020 yılında yapılması planlanıyordu. 2021'e ertelendi evet, galiba evet, değil mi? Evet. Aynı olimpiyatlardan doğrudur. Bahsediyoruz. Doğrudur, Tokyo'da yapılması evet, doğrudur. Planlanan. Doğrudur. 8 sporcumuz. Evet. Onun notunu alalım. 8 sporcumuz şu anda kota mücadelesi veriyor. Bu sporcuların içerisinde hı hı. judo branşında Gülkader Şentürk şu anda kotayı almış durumda. Hı hı. Onun dışında bizim diğer boks, atletizm branşlarındaki sporcularımız da şu anda bunlarla ilgili kota alma mücadelesi veriyor. Hı hı. İngiltere'de en son boks kota müsabakaları yapılıyordu. Siz de biliyorsunuz orada pandemi çıkınca iptal oldu, evet. dönüldü. Hı hı. Onun dışındaki diğer sporcularımız da gene bu periyot içerisinde, yıl içerisinde, 2021 yılı içerisinde kota müsabakalarına gidip almaya çalışacaklar. Ve inanıyorum ki Trabzon 2021 Tokyo oyunlarında daha önce olimpiyatlara sporcu gönderen bir şehirdi. Ama bu sefer ben 8'de 8 yapacağı düşüncesindeyim. İnşallah 8 sporcumuz da hak ettiği gibi İnşallah. Olimpiyatlarda hem şehrimizi hem ülkemizi hem bayrağımızı temsil ederler diye düşünüyorum. Trabzon'daki bu tesislerle ilgili dün paylaşım yaptıktan sonra gelen sorulardan bir tanesi aklıma geldi. Tesislerin birçoğu Trabzonspor'a devredildiği yönünde bir bilgi var. Bir de havuzun Ortahisar Belediyesi'ne verilmesi konusu var. Neden? Şimdi şöyle, Trabzonspor'a tesisler devredildi derken Trabzonspor zaten bizim ilimizin ve ülkemizin en büyük marka kulüplerinden bir tanesi. Evet. Genç ve Spor Bakanlığı da bu tesisleri yaparken bunlar içerisinde futbolda önemli bir sektör ve önemli bir spor alanı. Bunlarla ilgili de gerekli yatırımları zaten devletimiz yapıyor. Trabzonspor Kulübümüzün de ihtiyacı olması durumunda bizim kendimizin ihtiyaç hasıl olmayan tesislerini biz Trabzonspor'a devredebiliyoruz. Hangi bu sadece tabii Trabzonspor'a biz eski 2011 oyunlarında Karadeniz 2011 oyunlarında basın bürosu olarak yapılmış bizim kamp eğitim Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezimizin karşımızdaki şu an Trabzonspor Kulüp binası olarak kullanılan binayı biz Trabzonspor Kulübü'ne verdik. Hı hı. Çünkü Akyazı'da bize yeni il müdürlüğü binası yapılmıştı. O kapsam içerisinde Avni Aker ve Yavuz Selim yıkılırken 19 Mayıs spor salonu yıkılırken biz orada hemen il müdürlüğüne taşınınca o bina otomatik olarak boş olunca onu Trabzonspor kulübümüze verdik. Kulübümüzün ihtiyacı vardı kulüp binası olarak. Sayın Bakanımızın ve Bakanlığımızın uygun görüşleriyle. Akyazı Şenol Güneş spor kompleksi yapılırken de zaten oradaki sahalar Avni Aker ve Yavuz Selim oralar yıkılacak olduğu için oraya göre
Yani onun karşılığında bir dizayn da yapıldı. Evet. Ve orada yapılırken de 7 tane futbol sahası yapıldı. Bunların 2 tanesi doğal çim, 5 tanesi doğal çim, 2 tanesi sentetik. Bu 2 tane sentetik ve 5 tane doğal çimin, bir sentetiğiyle bir doğal çimin arasına biz türbin yaptık. Şimdi karşısına bir türbin daha yapıyoruz. Aynı anda amatör ve profesyonel müsabakaların oynayacak olduğu bir stadyum, stat yaptık. Ve il müdürlüğü ve o stadı biz kendimiz kullanıyoruz. Bunun yanındaki kamp eğitim merkezini Trabzonspor'a futbol okulu yapacaktı. Zaten Trabzonspor'a kamp eğitim merkezi olarak tasarlanmıştı orası. Orayı verdik. Yani bizim Trabzonspor'a şu anda stadyum, kamp eğitim merkezi ve de şu anda kulüp binası olarak kullanılan il müdürlüğümüzün eski, daha önce de basın bürosu olarak yapılmış olan EOF'taki binayı Trabzonspor'a verdik. Trabzonspor'un kullandığı bu. Onun dışındaki bütün tesisler zaten Trabzon'un tesis olarak Trabzon'da hem futbola hem diğer branşlara yetecek kadar spor alanı, spor tesisi mevcut. Yani Trabzon'un bir spor eksiği özellikle şu Ortahisar, Yomra ve Akçaabat kısmında. Akçaabat'ta belki bir şimdi yakında oralarda da bir çalışma yapıyor Akçaabat Belediye'miz. Orada da belki futbol sahası, yüzme havuzu, spor salonu ki Akçaabat'ta eksik. Sahildeki kısımda mı? Bir çalışma, belediyemiz bir çalışma yapıyor. Belediyemiz bununla ilgili gerekli açıklamaları belki yapar. Akçaabat Belediye'miz bununla ilgili çalışmaları yapıyor. Umuyorum ki o şu anda Akçaabat bölgesindeki o eksiklere tamamlandıktan sonra ki zaten bizim bütün ilçelerimizde şu anda spor tesislerimiz, futbol sahası, spor salonumuz var. İşte Hayrat'ta hiç tesisimiz yoktu. Şimdi Hayrat'a bir gençlik merkezi kazandırıyoruz oraya, yapıyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı ile beraber bir gençlik merkezi oluyor Hayrat'ta. Onun yanında Hayrat'ta bir futbol sahası yapma bir projesi var. Değnek Pazarı'nda yoktu. Değnek Pazarı'na bir gençlik merkezi yapıldı zaten. Bölümle oraya hemen yakın. Orada futbol sahası Değnek Pazarı ile şey yapabiliyor. Onun dışındaki işte Şalpazarı'nda gençlik merkezi yapıyoruz şu anda. Akçaabat'ta bir gençlik merkezi yapacağız. Eski bir binanın dönüşümü var. Bununla ilgili hem Trabzon milletvekillerimiz hem Sayın Valimiz bunlarla ilgili gerekli takibi yapıyorlar. Bizler de bunlarla ilgili gerekli projeleri ve çalışmaları oluşturuyoruz. Bakanlığımız da bunlarla ilgili Trabzon'a her türlü desteğini en üst seviyede veriyor. Umuyorum ki bazı eksiklerimiz de bu yakın zamanda hepsi tamamlanacaktır diye düşünüyorum. Ama Trabzon %90 hem yurt hem gençlik ve hem spor alanında eksiklerini tamamlamış bir ildir. Ve bu tesisleri yaşatmak, bu tesisleri kullanmak, bu tesisler üzerinde projeler üretmek, bu tesisleri daha aktif kullanmak için yerel yönetimlere, diğer kamu ve kuruluşlara, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, belediyeler, her türlü yerel yönetimler, herkese bu tesislerin daha aktif, daha rantılı kullanılması için proje ve biz de işbirliğine davet ediyoruz. Yani asla biz burada sizin sayenizde bütün vatandaşlarımızı da sesleniyorum. Yani çocuklarımız illaki olimpiyat sporcusu, çok başarılı sporcu olacak diye değil. Spor branşlarını tanımak için, tesislerde vakit geçirmek için, sporla hareket etmek için, işte obeziteyle, sağlıkla, vücut bağışık sisteminin daha iyi olması için sporla iç içe olması gerekiyor. Bütün çocuklarımızı biz spor tesislerimize, gençlik merkezlerimize bekliyoruz. Çünkü gençlerin olması gereken yerler ve vakit geçirmesi gereken yerler buralarda olması gerekiyor diye düşünüyorum. Hem kötü alışkanlıklardan, bu iletişim, bilişimdeki bağımlılıktan kurtarmak için çocuklarımızın spor tesislerinde olmaları için velilerimize buradan sizin sayenizde bir çağrıda bulunuyorum. Hı hı. İnşallah velilerimiz çocuklarımızı spora daha çok alana getirir. Bizim daha çok kişiler spor yapar. Bakanlığımızın yüzme kalmayan projesi vardı mesela. Bütün illerde uygulandı yüzmeyen kalmasın projesi. Biz kulüplerin ve bizim yaptığımız çalışmaların dışında yaklaşık 10 bin, 11 bin civarında çocuğumuza yüzme öğrettik. Buradaki hedefimiz 40 bin. 40 bin çocuğumuza yüzme öğretinceye kadar bütün her yere ulaşıp çocuklarımıza yüzme öğretmeye çalışacağız. Ve Trabzon'da yüzme bilmeyen kalmasın şeklinde bir projemiz de evet, var da devam ediyor. Tam da bu konuda şunu sormak istiyorum. Aslında demin sordum ama bu konuyu biraz daha fazla konuşmak istiyorum. Trabzon deniz şehri ve geçmişini anlatan insanlardan Trabzon'un kıyılarında işte Beşirli sahilinde yüzerdik, Ganita'da yüzerdik dediklerinde biz böyle ters bir döneme denk geldik herhalde Trabzon'da diye hayıflanmıyor değiliz.
Ama aynı zamanda Trabzon'da sizin de bahsettiğiniz gibi bir yüzme havuzu var. İnsanlar yüzme ihtiyacını kışın en azından havuzda giderebiliyorlar. Havuz Ortahisar'a devredildi ama Ortahisar Belediyesi'nin zaten bir projesi vardı. Beşirli'de havuz yapmak gibi bir projesi vardı. Galiba bildiğim kadarıyla da Vakfı Kebir'de de bir havuz çalışması var. Bence Akçaabat için de bir ihtiyaç. Denize giremiyoruz, bari havuza gidelim gibi bir durum var müdürüm. Evet. Şimdi Trabzon tabii deniz şehri. O az önce bahsettiğiniz hani buralarda denize giriliyor dediğiniz zaman ben o çocukluğumda hepsinde denize girdim. Yani o Ganeta. Ya çok şanslısın. Ya şöyle söylersen işte evet. Ganeta'da Tombulgaya vardır, orada denize girdik. Evet. Beş Para vardı, Düzkaya vardı. İşte Yeni Mahallenin orada yanılmıyorsam Beş Para vardı. Şeyde Düzkaya vardı. Farozun az daha bu tarafında. Biz hep oralarda denize girmişizdir. Babam onlar daha önceden söylüyorlar, büyüklerimiz. Uzunkum'daki orman okulunun önünde denize girilirdi. Evet. Şimdi Büyükşehir Belediye'miz bununla ilgili çalışmalar yapıyor. Yani ben geçen duydum, çok heyecanlandım. Trabzon'da bu plajla ilgili Büyükşehir Belediye Yalıca. Başkanlığımız yapıyor. Yok, Ganeta da var. Ganeta da var. Yani ben orada duydum. Tabii başkanımızın şey söyleyeceği şeyler. Ben kulak misafiri olmuştum. Bunlar da bizi sevindirici şeyler. Bunun yanında tabii Trabzon'da eskiden 94 yılında yapılmıştı bizim havuz. 94'ten sonra 2011'de işte büyük havuz yapıldı. 2 tane oldular. Daha sonra Sürmene'de ve Of'ta havuz yaptık. 4 tane oldular. Şimdi Vakfı Kebir ve az önce bahsettiğim gibi Akçaabat Belediye Başkanımız çalışıyor. Vakfı Kebir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Vakfı Kebir'de havuz yapılsın diye bir çalışması var. 2 tane de orada oluyor. Trabzon havuz sayısı 6'ya çıkacak. Yani Akçaabat ve Vakfı Kebir olunca. Tabii bunlar... Havuz şehri, Trabzon yüzme branşında şu anda federasyonla görüşmelerinde Trabzon çok iyi bir yerlere geldi ve gelecekte. Yani yakında Trabzon'dan yüzmede şampiyon sporcuların isimlerini duyabiliriz. Çok ciddi çalışma yapıyoruz bundan ilgili. Trabzon'da Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezimiz var ve içerisinde 14 tane olimpiyata hazırlanan sporcumuz var. Tabii bu 14 sporcumuzun hedefimiz... Bu 14 sporcumuzu olimpiyatlara taşımak. Bizim normalde bu yüzmeyle ilgili yapacak olduğumuz atılım yakın zamanda çok iyi yerlere gelecek. Ayrıyetten Sürmene'de daha önce Ganeta'da yapılan stopu antrenmanları 1980'li 79, 80, 81 yıllık stopu Trabzon'da tamamıyla yok olmuştu. Buradan rahmetli Yavuz Adak abimi de saygıyla anıyorum. Stopuyla ilgili çok büyük mücadeleleri olmuştur. Şimdi Sürmene'de biz stopunu da başlattık yüzme havuzunda. Artık stopu branşı da belli yerlere doğru ilerlemeye başlandı. Yani umuyorum ki Trabzon bu atılımıyla beraber çok daha farklı yerlere gelecek. Bunlar biraz sabır isteyen işler. Yani bir anda olacak olan işler değil. 2011'de tesisleri yaptık. 9 sene bir zaman geçti. 9 sene içerisinde bu tesislerin farkındalığı, bu tesisler üzerine yapılan projeler, protokoller, bunlarla ilgili işte kulüpleşme, sporcuların ve velilerin bu tesislere karşı olan ilgisinin artması, bunlar kolay şeyler değil. Sabır isteyen şeyler. Ama umuyorum ki ben 2020 yılından sonra Trabzon'da jimnastikte, atıcılıkta, yüzmede, dağcılıkta, atletizmde, curling'de, karate, tekvando, judo, boks saymıyorum. Zaten bunlar Trabzon'un önde gelen branşlarıydı. Takım sporlarında, handbolde, basketbolde, voleybolde gerçekten 2020'den sonra çok ciddi atılma olacak. Çünkü şunu görüyoruz biz, Trabzon'daki sporcu sayısında ciddi bir artış var. Trabzon'da spor yapan insan sayısında çok ciddi artış var. Büyüklerin yani velilerin de spora belli yaşın üzerindeki kişilerin gelip sporla buluşmasında da çok ciddi bir artış var. Bu verileri biz gördükçe bu artışın da karşılığında bu yapılan yatırımların meyvelerinin alınacağını ben düşünüyorum. Daha iyi olacak diye düşünüyorum. Bunlarla ilgili biraz daha sabretmek gerekiyor. Çünkü sporda sabretmediğin zaman başarı elde edemezsin. Sabredersen başarı elde edersin. Bir anda bir çocuğu alıp hemen getirip böyle şampiyon olmasın. Belli bir aşamaları ve belli bir seviyesi ve düzeyi vardır. Bunun için sabretmek gerekir. Sabretmezsen onu elde edemezsin. Sabretmeyip hepten kaybedebilirsin. Biz sabredeceğiz. İleriki zamanlarda bunların hepsinin karşılığını en iyi şekilde alacağız. Bizler de bunlarla ilgili bütün
Çalışma ve projelerimizi bunların üzerine kuruyoruz. Bunun üzerine yoğunlaşmaya çalışıyoruz. Müdürüm, soruyu aksatmayalım. Şöyle, çok güzel şeyler söylüyorsunuz. Çok da umutlanıyorum hakikaten Trabzon adına. Havuzun Orta Hisar'a verilmesi konusu. Şöyle, vardı. Bizim şimdi iki tane havuzumuz vardı. Orta Hisar Belediye'miz havuzun bir tanesini kendisi tarafından işletilmesini talebinde bulundu. Biz de bakanlığa gönderdik. Bakanlığımız da uygun gördü. Aslında yerel yönetimler sporun her yerinde olmalı. Yerel yönetimler, bütün yerel yönetimlerdeki ilçe belediyelerimiz sporun alanlarında asli görevlerinden bir tanesi de halkı, kültür, spor, sanat içerisinde olduğu için ben buradan Orta Hisar Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Hatta onun bu teklifinden de çok son derece mutlu ve gururluyum. Çünkü hem Trabzon'umuzun büyük şehir olarak ilerlemesinde ve gelişmesinde çok ciddi ve önemli bir hamle yapmıştır. Bu hamle tesisi bizim işletmemiz veya belediyenin işletmesi veya herhangi bir kulübün işletmesi veya herhangi bir federasyonun işletmesi veya herhangi bir kamu ve kuruluşunun bir tesisin olması Trabzon için fark etmez. Çünkü hepsi bu Trabzon için kullanılması gereken tesisler. Ve bu tesisleri kullanırken de biz bu tesisleri ne şekilde daha rentable kullanabiliriz? Yoksa biz de işletebiliriz, belediye de işletebilir. Zaten bizim bakanlığımız da belediyeler ve yerel yönetimler böyle taleplerle geldiği zaman bizim bakanlığımız belediyelere ve yerel yönetimlere bu şekilde tesisleri verebiliyor. Çünkü sonuçta onlar da bu ülke için ve gençlik ve insanlar için hizmet ediyor. Hatta onların hizmeti biraz daha halka daha yönelik. Mesela diyelim ki bu hamleyle beraber sivil halkımız sporcularla karşı karşıya geliyordu. Sporcuların yoğunluğunda halkımız yüzmeyle ilgili sıkıntı yaşıyordu. Halktan geldikleri zaman sporcular işte antrenman sıkıntı sonuçta 8 kulvar var. Ama şimdi Orta Hisar'ın hamlesiyle eğer biz vatandaşlarımızı yukarıda eğitim kurslarımızı vatandaşlarımızı yukarıki havuzda daha iyi hizmet verebilirsek aşağıdaki havuzda da sporcularımızın daha fazla daha çok sporcu sayısını arttırarak daha fazla oraya rantımı kullanma. Yukarıdaki havuz derken? İki havuz yoğunlar. İkidir. Tamam. Bir tanesi alttadır, bir tanesi üsttedir. Tamam. Biri eski havuz, biri yeni havuz. Biz üstteki havuzu Orta Hisar Belediyesi'ne verdik. Orta Hisar Belediye'miz de vatandaşımızın ve daha iyi hizmet alabilmesi için onunla ilgili bir proje üretiyor ve havuzu kullanacak. Bu doğru bir hamledir. Şöyle olamaz mıydı mesela? Hani Orta Hisar'ın da bir havuz projesi vardı ya, Beşirli'ye bir Beşirli civarına, sahil bölgesine bir havuz yapılsaydı, vatandaş burayı kullansaydı, profesyonel sporcular o tarafı kullansaydı daha iyi olmaz mıydı? Şimdi, çünkü ulaşım konusunda bir sorun var oraya. Yani tamam okullar, servisler tarafından ve sizlerin aracılığıyla bir trafik söz konusu burada ama vatandaş Çin ulaşabilmesi noktasında sivil insanların ulaşımı biraz sorunlu. Biliyorsunuz o bölgede bir dolmuş sorunu var. Hadi diyelim ki. Oradaki belediye başkanımız bununla ilgili bir çalışma yaptı şu anda. Uygulamaya ne zaman geçecek bilmiyorum ama çalışma son aşamada diyebiliyorum. Bu pandemi belki biraz onu etkilemiştir. Bizim spor tesislerimize Yomra'yla Akçaabat arasındaki bu modern spor tesisleriyle ilgili buralara ulaşılabilirliği daha da üst seviyeye çıkarmak için bir spor araçlarıyla beraber çocukların ve vatandaşın ulaşılabilecek olduğu bir ağ kuruluyor şu anda. Bununla ilgili üniversitede bir çalışma yapıyor. Bu tesislere ulaşmak inanıyorum ki 2020 yılında çok daha kolay olacak. Boztepe'den, Aydınlık Evler'den, Erdoğdu'dan, Kalkınma'dan, işte Karşıyaka'dan, bu tesislere gitmek için bir belediyemizin bir çalışması var. Ki bu çalışma yapıldıktan sonra da tesislere ulaşılabilirlik ortadan kalktıkça bu tesislerin hani orada olsun burada olsun da ortadan kalkacak. Bir de Akçaabat Belediye Başkanımızın çok ciddi bir çalışması var. Orada da bir havuz oluşturulabilirse bu sefer az önce Beşil'deki havuz, Akçaabat işte burası bu üçgende o ihtiyacı da karşılayacak ve ulaşımla beraber de bu sorun çözecek. Mesela şimdi Avni Aker, Yavuz Selim 19 Mayıs spor salonu bizim çocukluğumuzun geçtiği, benim de spor yaşantımın belli bir kısmını alan bir bölge. Ki biz çocukluğumuzu hep orada geçirdik. Şimdi orası yıkıldı. Yavuz şey yapıldı. Akyazı yapıldı. Şimdi Akyazı bize uzak geliyor. Beşirli. Yavuz Selim'den Beşirli'ye doğru.
Bizi bu uzaklığa iten neden ne oluyor? Bizim insanımız öyle yani her şeyden mazeret üreten bir insan yapısına sahip değildir. Bizim insanımız mücadeleci bir insandır. Yani oraya gitmesi gerekiyorsa, gerekirse yürümede gider. Ama biraz uzağa gitmek bile bizim kafamızda bazı soru işaretlerini uyandırdı. Yani bir Erdoğan'dan çocuk şeye nasıl gidecek? Şenol Güneş Spor Kompleksi'ne. Ulaşım sorunu çözüldüğü takdirde bizim aslında Trabzon'da hani bu tesislerin orada yapmış, orada yapmış, burada yapmış çok önemli değil. Bizler eskiden tesislere yürüme giderdik. Hiç de ses çıkarmadan yürüme giderdik. Trabzon büyüyor, tesisler aşağıda kalıyor, şehir yukarı doğru yayılıyor. Şimdi oralara ulaşım sorunu Büyükşehir Belediye Başkanımız çözdüğü takdirde ki bundan ilgili çalışma bitme aşamasında ben başkanıma çok teşekkür ediyorum. Bu sorun Trabzon'da konuşulmayacak. Ayrı Gür'de keza o şekilde Ayrı değil mi? Ayrı mesela Boztepe'den bir çocuk Yonma Cimnastik Salonu'na veya Akçaabat'taki atletizm sahasına gidebilmeli. Velisi de o çocuk oraya giderken ben bunu nasıl oraya göndereceğim diye düşünmemeli. Biz bu ağı oluşturduğumuz takdirde ki bu Trabzon'un bir ihtiyacı, başkanımız da buna önem verdi ve işte bu sporcu performans merkezi, ulaşım bunlar önemli. Şimdi belediyeyle bir de Trabzon'un dikkat edilen bir hususu var. Trabzon'da çok eskiden beri yelken yapılıyor. Yelken, optimist bunlar yarışmalar yapılıyor. Fakat Trabzon'un bir sporlar tesisi yok. Hiç mesela Trabzon'da gündem olmamıştır veya gelmiştir, kaybolmuştur. Şimdi Trabzon'a bir tane de sporlar tesisi kazandıracağız. Büyükşehir Belediye'mizde de bununla ilgili çalışma yapıyoruz. Akçaabat'la Yomra arasında bu güzergahta bir yerde bir sporlar tesisi yapacağız. Sporlar tesisine de bizim çocuklarımız bu yelken sporuyla denizle daha rahat buluşacaklar. Şimdi işte yat limanının orada vardı iki tane kulübümüz. Akyazı'da bir tane kulübümüz ama vardı. Ama faaliyette değiller galiba. Şimdi şöyle şeydeki hepsi faaliyetteydiler. Fakat bu yelken sporu basit bir spor değil. Kolay bir iş değil. Çünkü bizim Karadeniz hem Karadeniz fırtınalı, işte havası, hava şartları, rüzgar, bizim Trabzon'da ne zaman olacağı, ne zaman yağmur yağacağı, ne zaman rüzgar çıkacağı belli olmadığı gibi Karadeniz'de hırçın olunca velilerimiz çocuklarını bir de yat limanını oraya veya Beşikdüzü'ne göndermekte zorlandıkları için biraz bu konuda geri kaldık biz. Ama şimdi sporlar tesisini oluşturduktan sonra Trabzon'da da güzel bir sporlar tesisi olunca insanlar çocuklarını getirip hem denizle buluşturacak, hem yelken sporu yapmasını sağlayacak, hem de çocuklarını oturup izleme ve orada vakit geçirme şansı bulacak. Bununla ilgili de çalışmalarımız devam ediyor. Kış sporlarıyla ilgili mesela ben hatırlıyorum 2010-2011 dönemiydi galiba. Sayın Faruk Uzağ'ın kış sporlarıyla ilgili kayak merkezi noktasında çalışmaları vardı. Ama askıda kaldı gibi bir durum var. Faaliyette değil gibi. Bir de sizin Düzköy'de yapmış olduğunuz tesisler vardı. Orada bir merkez oluşturulamaz mı? Kayak noktasında şöyle, belki. Sayın Bakanımızın o dönemlerde... Gerçi kar da yağmıyor da müdürüm uzun zamandır Sayın Bakanım, Trabzon bölgesinin Sayın Bakanımızın o dönem Sayın Bakanımızın o dönemde yapmış olduğu açıklama Çakır'da ve öldü galiba, tabii değil mi? Doğru. Şu an Trabzon'da kayak yapılabilecek olan en önemli yerden bir tanesi orası. Kayak her yerde yapılmaz. Her kar yağan yerde kayak olmaz. Her kar yağan dağda kayak olmaz. Onun fizibilite çalışmaları var ve o şartları taşıması gerekiyor. Evet. Bahsedilen yerde kayak yapımı ihtimali zaten Sayın Bakanımız da o araştırma ve incelemelerden sonra o açıklamayı yapmıştır. Onlarla ilgili de bir çalışma yapılıyor. Çaykara Belediyesi, üniversite, işte Büyükşehir Belediyesi, onlarla ilgili de bu kayak konusuyla ilgili çalışma yapılıyor. Şu anda bizim ilimizde kış sporlarında yapılan branş, körlük branşı. Akyazı'da Şenol Güneş Spor Kompleksi'nin de bir körlük salonumuz var. Orada da işte bir kış sporları sadece yapılıyor ama kayakla ilgili de kısa zamanda çalışmalar yapılacak. Bunların ilgili de bir toplantı yapılacak Trabzon'da. Umuyorum ki kayak da Trabzon'da olacaktır yani. Bir de askıya alınan konulardan bir tanesi Yomra'ya golf sahası yapılacaktı. Yani hani Trabzon'un böyle değişik sporlarla da gündeme gelmesi hani hem Türkiye'de değişik sporlarla da farklı sporlarla gündeme gelmesi bizim için olumlu ama hep konuşuluyor. Böyle havada kalıyor. Kayak da bunlardan hani bir tanesi gibi. Yine şimdi şimdi Trabzon bölgemizde biz yapacağız dediğimiz bir şeyi
şimdi yapmazsak ama kısa zaman içerisinde muhakkak yaparız. Trabzon'dan öyle bir özelliği vardır. Biz yapacağız demişsek onu yaparız. Şimdi zaten bu tür gelişmelerin, bu tür konuştuğumuz, az önce bahsettiğimiz işte Akçaabat'ta işte havuz spor salonu, işte gençlik merkezi olmaz mı, işte kayak tesisi yapılmaz mı, işte orada işte golf sahası yapılacaktır, işte bunlar hep konuşulmuş konular. Bu konuda başta Trabzon valimiz olsun, sayın milletvekillerimiz olsun, tam destek ve bizim bu konuları yapmamız için bize her türlü desteği sağlıyorlar. Bizler de bunları yapmak için tabii ki gerekli proje ve çalışmaları yapıyoruz. Bunlarla ilgili neler yapabiliriz konuşuyoruz. Bu tür tesisler, yani Trabzon'un coğrafyası ve fiziki şartlarına da baktığımız zaman, işte tabiatıyla, doğasıyla, fiziki coğrafyasıyla, yani arazinin mümkün olması gerekiyor, o şartları taşıması gerekiyor. Çünkü sadece yaptım diye bir tesisi yaptım mı olmuyor. Bunlarla ilgili çalışmalar da yapılıyor. Bizim Düzköy'deki doğa kampımız gençlerin kamp yaptığı, Türkiye'deki kamplar içerisinde en fazla ilgiyi gören 1700 rakımda doğa kampımız. Orada zaten... Nasıl beklentinizi karşıladı mı ilgi oraya karşı? Şimdi şöyle, şimdi bakanlık kamplara başvuruları açtığı zaman en fazla başvurulan kamp. Yaklaşık bu kampların içerisinde 20 bin başvuru yapılıyor, 2000 kişi gelebiliyor. Yani bizim o kampımızın içerisindeki kapasite 250 civarında. Biz yılda yaklaşık 10 dönem kamp yapıyoruz. Yaklaşık 2000. Mesela şu an açık mı? Şu an kapalı. Hani kapalı. Dolayı. Şu an kapalı. Bu sene, bu sene de kapalıydı. Sadece kendi bölgemizdeki çocuklara pandemi kurallarına uyarak yaklaşık 250 kapasiteli bir yerde 30 tane öğrenciyi getirerek kamp yaptık ama normalde Mayıs'ta başvurular alınıyordu. Haziran'da başlar, Eylül'de bitiyordu kamp dönemi. Bir de bizim orası 1700 rakım. Diğer illerdeki kamplar yaz kış çalışıyor. Bizim kampımız sadece yaz çalışıyor. Çünkü oradaki kar şeysi çok fazla oluyor. Evet müdürüm, yavaş yavaş programımızın sonuna geldik. Son olarak birkaç cümle alayım sizden, kapatacağım söylüyorum. Ben öncelikle Çay TV'ye çok teşekkür ediyorum. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Biz de teşekkür ederiz. En azından Trabzon'da ederiz. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüze yapmış olduğu faaliyetlerle ilgili halkımızla buluşturmak için bize katkı sağladınız. Ben çok teşekkür ediyorum. Ben Trabzon spor şehri ve Trabzon'da yetenekli ve cevher olan çok genç var. Ben bütün Trabzon halkımdaki büyüklerimden şunu istiyorum. Çocuklarımızı muhakkak spor tesislerimizde buluşturalım. Çocukları muhakkak spor tesislerimize getirelim. Bakanlığımız bütün branşlarda ücretsiz spor eğitimine devam etmekte. Sporcularımızı, çocuklarımızı getirelim ki biz onlar içerisinde hem çocuklarımıza spor yaptıralım, hem onları obeziteden uzaklaştıralım. Hem onları kötü alışkanlıklardan uzaklaştıralım. Hem o çocuklarımızı sporla buluşturup sağlıklı birey olmalarını sağlayalım. İçlerinde yetenekli ve sporda bir yere gelebilecek olan çocuklarımız varsa onları bir yerlere getirelim. Hep beraber Trabzon il olarak ülkemizin bayrağını olimpiyatlarda en üst düzey organizasyonlarda dalgalandırmaya çalışalım. Bunun için de bütün kamu kuruluşlara, bütün halkımıza, herkese çağrımdır. Ben sizlere ve Trabzon halkımıza teşekkür ediyorum. Sağ olun. Biz de size çok teşekkür ediyoruz. Evet, Elif Çavuş'la gündem programının sonuna geldik. Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk'ü ağırladık. Çok önemli bilgiler verdi bize. Haftaya farklı bir konuyla karşınızda olacağım. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz.